Tarif Sokağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tane tane, asla lapa kalmayacak arpa şihreli pirinç pilavı tarifimi paylaşmak istedim. Her denememde pilavım lapa kalıyor ya da tane tane pilav yapamıyorum diyorsanız tarifi hemen denemelisiniz. Sizler için tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktalarını ve tam ölçüsünü videomda adım adım anlattım. Bu adımlara uyarsanız emin olun en iyi sonucu alırsınız. Öncelikle 2,5 su bardağı pirinci uygun bir kaba alalım. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzu ve pirincin üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Ve pirinçli su karışımını iyice karıştıralım. Kullandığınız su elinizi yakmayacak sıcaklıkta olsun ki bu adımda pirinci ovarken eliniz yanmasın. Suyun rengi beyazlaşıp pirinç nişastasını suya bırakana kadar olmaya devam edelim. Ve suyun içerisinde pirinci en az 15 dakika tutup ardından süzelim. Süzdüğünüz pirince mutlaka en az 15 dakika tüm suyu akana kadar süzgeçte tutmayı unutmayın. Daha sonra pilavı yapacağınız tencereye 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 2 tepeleme yemek kaşığı kadar tereyağını alalım. Tereyağı eriyene kadar karıştırarak yağ kızdıralım. Ardından kızan yağ 5 yemek kaşığı arpa şihriyeyi ekleyip kavurmaya başlayalım. Arpa şihriyeyi de ara ara karıştırın ki tüm yüzeyi eşit renk değiştirsin. Ve rengi dönen şihriyenin üzerine süzülmeye bıraktığımız pirinci de ekleyelim. Pirinci ekler eklemez hızlıca karıştırarak kavurmaya devam edelim. Bu adımda da pirinci ekledikten sonra 2-3 dakika kavurmayı sürdürün. Daha sonra 4,5 su bardağı kaynar suyu yavaş yavaş ekleyelim. Bu adımda çok dikkat edin, su sıçrayabilir. Suyunu eklediğiniz pilavı da birkaç dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Son olarak pilava 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 küp şekeri ekleyin. Ve şeker eriyene kadar karıştırarak suyun birkaç dakika iyice kaynamasını bekleyin. Bu adımları yaparken ocağınızın altı da biraz hızlı olsun. Pilavın suyu birkaç taşım kaynadıktan ve şeker eridikten sonra ocağın altını kısın. Ve tencerenin kapağını kapatarak pilavı pişmeye bırakın. Bu süre ortalama olarak 20 dakika sürecektir. Ve pişen pilavın altını kapatır kapatmaz 20 dakika demlenmeye bırakın. Son olarak demlenen pilavınızı istediğiniz yemeğin yanında gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Sizler için belirttiğim bu birkaç küçük püf noktaya dikkat ederseniz emin olun ben pilavı bir türlü tutturamıyorum diyen herkes muhteşem bir pilav yapabilecek. Sizlerle daha fazla birbirinden lezzetli ve tam ölçülü daha nice tarif paylaşabilmem adına YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.